Katliamın tanıkları o anları bakın nasıl anlattı. 8-9 civarlarında bahçede bir hareketlilik başladı. Herkes telefonla bakıyor işte darbe oldu vesaire diye böyle bir seslenmeler başladı. İnsanlar kendi aralarında konuşmalar başladı ve yavaş yavaş bahçe boşalmaya başladı. Karakolun önüne geçince karakoldaki arkadaşlar ihtilal olduğunu, darbe girişiminin başladığını, askeri idareye el koyma çalışmalarının olduğunu söyleyince biz muhtarımızla, karakoldaki polis arkadaşlarımızla beraber karakolun önünde barikatlar kurduk. Sonra Kuleli Asker Lisesi'nin oradan bir yüzbaşı geldi. Biz gelen yüzbaşıya dedik ki kardeşim siz kimin kanını durduracaksınız? Kanı durdurmaya geldik, idareye el koyduk dediler. Kimin kanını durduracaksınız? PKK'nın kanını mı durduracaksınız dedik. Orada bir arbede başladı. Askerle bizim aramızda. Neyse asker baktı ki burada bir yoğunluk oluştu. Bir şey yapamayacağını düşündü. Yolu kaldırın, açın maçın falan. Bu sefer bir şarjör mermi boşalttı. Kuleli Asker Lisesi'ne doğru yürüdük, kaçtı. O gitti. Yarım saat sonra Kuleli Asker Lisesi'nin asıl güçler gelmeye başladı. Yoğunlukla. Ve geldiler. Biz barikatları kurmuştuk. Onlar geldikten sonra çöp konteynerini bize doğru sürmek suretiyle başladılar rastgele ateş etmeye. Bu sefer biz karakoldan karşılık verildi. Bu saat 10-11'lere kadar sürdü bu karşılıklı ateşler. Zannediyorum onlar da ilk ateş yaparken insanların üzerine ateş etmiyorlardı, havaya atıyorlardı. Korkutma ateşi yapıyorlardı. Ama saat 11'den sonra ilk mermi zaten muhtarımız yedi. Muhtarımız yere düştükten sonra mermiler üzerimizde böyle akın akın gelmeye başladı. Biz zorla muhtarımızı yerden kaldırdık. Arabaya götürdük. Hastaneye kaldırttırdım onu. O arada biz tabii insanlar yoğunlaşıyor. Birkaç kişi vuruluyor, düşüyor, dağılıyoruz. Tekrar toplanıyoruz. Karakolun önünü teslim etmemeye çalışıyoruz o insanlara. Fakat tabii bu canlı mermiler artık insanların canını almaya başlamasıyla sokak aralarına kaçmaya başladık. Bu ara sokaklara girmeye insanlar başlayınca onlar ekiplerini daha yoğun bir şekilde caddeye soktular. Her tarafı kesip almaya çalıştılar. Sonra buradan giremediklerini görünce mezarlığın oradan Kuleli Asker Lisesi'nin üstünden gelen takviye güçler ilerideki esnafların, sokak ağzındaki esnafların orada koşullandılar. Oradan artık insanlara ateş etmeye başladılar. Rastgele hiç. Bütün esnaf dükkanlarını bir gezin. Bütün esnaf dükkanlarına mermi izleri var. Korkunç bir ateş altında insanlar sağa sola dağılmaya başladı. Bir kısmı Avuzbaşı Parkı'na doğru kaçtı. Orada gördükleri her hedefe attılar. İnsanların üstü başı yaralı taşımaktan kan revan içerisinde kaldı. Asker bizi de geldi. Burada sokakta bütün şeyleri topluyorlar. Esnafı topluyorlar. Kim varsa dükkanlarda. Geldiler. Biz idareye el koyduk. Bize teslim olacaksınız dedi. Ya kardeşim dükkanımız açık falan filan. Kimse bir şey dinlemiyor. Biz devlet biziz. Dükkanlar da bizim. Herkes caddeye çıksın diye. Bizi tabii herkesin eli başı üstüne karakolun önüne götürdüler. Asfalta yatırdılar. Biz orada sabah 6'ya kadar bekledik karakolda asfaltın üzerinde. Bunlar sokakta ne kadar insanı toplayabildiyseler yakalayabildiklerini aldılar geldiler. Yakalayamadıklarını vurmaya çalıştılar. Caddede burada arka taraflarda gecenin 3'ünden 4'ünden sonra onlarca insan vuruldu. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Adam niye inmiş caddeye, niye inmemiş caddeye bunun hesabını yapan yok. Yüzlerce arkadaşımız yaralandı. Sonra işte orada baştaki komutan, albay ya da yarbay pozisyonda birisi çünkü rütbeleri tam gözükmüyordu. Sabaha kadar talimatlar verdi oradan, telefonla talimatlar verdi. Boğaz Köprüsü'nün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üstünü yakın yıkın. O ateş bombaları atın oraya. Çünkü onlarla insanları yakın. Tankların sesini duymak istiyorum. Tankları 10 kişilik gruplara ateş edin, tank ateşi yapın diyor. 10 kişilik gruplara. Bir ara telefon konuşmasında şöyle bir şey geldi bana. İşte efendim üzerimize gelmiyorlar diyor herhalde. Duran bir grup var. Üzerimize gelmiyorlar, ne yapalım? Onlara da ateş edin diyor. Helikopterler nerede Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Direnen kalabalık var. Doğrudan ateş edilsin.
Kimsenin gözüne bakmayın, itlerin hepsini öldürene kadar devam diyor. Yani vatandaş it olmuş, onlar it avına çıkmışlar. Yani şeyleri bu, mantıkları bu, anlayışları bu.